İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'ı tanıyalım. Arganamaden ilçesi. Harbert'teki Surtkevor Kilisesi yıkımın eşiğinde. Salzburg Üniversitesi Armenoloji Bölümü Artsakh'ın Ermeni kültürel mirasının araştırılmasını desteklemektedir. Fransa'da Robert Gedikyan'ın filmlerinin festivali. Ahalkalak'ta gelecekteki Ermeni özü girişimi. Prestijli Figaro dergisi Aralık sayısını Ermeni halkının tarihine ayırdı. Antik çağlardan 44 gün savaşına kadar. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Vestel Armenya TV'yi destekleyelim. Arganamaden ilçesi Batı Ermenistan'ın Dikranagert vilayetinde yer almaktadır. 1885 yılında Dikranagert vilayetinin dış sınırları oluşturulunca ilçe Harbert'ten Dikranagert'in yönetimine geçti. Yönetim merkezi Arganamaden şehridir. İlçenin bir kısmı dağlık ve ormanlık, kurak ve ılıman bir iklime sahiptir ve çoğu önemli yeraltı maden kaynakları bakımından zengindir. İlçede birçok kilise ve manastır vardı. Ancak en ünlüsü 7 el yazması kitabı da barındıran Surp Nişan ve Meryem Ana manastırlarıydı. Bu manastırlar Ermenilere karşı uygulanan soykırım Armenosit'ten önce faaliyetteydi. Surp Nişan Manastırı Orta Çağ'da Ermenice yazma sanatının merkeziydi. İlçedeki bir başka ünlü haç yeri Ermeni yazısının ünlü bir merkezi olan ünlü Meryem Ana Ermeni Manastırı'ydı. Arganamaden ilçesinde iki Ermeni karma okulu vardı. Soykırım Armenosit'ten önce ilçenin Ermeni nüfusu yaklaşık 25 bindi. İlçe kaliteli şaraplar ve kaliteli üzümleriyle ünlüydü. Soykırım Armenosit sırasında Arganamaden Ermenileri sürgün edildi ve toplu olarak imha edildi. 1919'da Armenosit soykırımından sağ kurtulan birkaç yüz Ermeni ana vatanlarına döndüler ancak ağır yaşam koşullarına dayanamadılar. Bir kısmı temelli ayrılmak zorunda kaldı, bir kısmı da ana vatanlarında kalarak Müslümanlaştırıldı. Surtkevor Kilisesi Batı Ermenistan'daki Elazığ'ın merkez mahallelerinden biri olan Şahinkaya'da bulunuyor. Kültür varlığı olarak tescillenmiş kilise yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Tarihi 6. yüzyıla uzanan bir manastır Hule. Efesli Jan'ın 688 yılında yazdığı Doğulu Azizlerin Yaşamı adlı kitapta Hule olarak bahsedilir. Hule, Hulevang adını sonraki yıllarda alır. Manastır 15. yüzyılda önemli bir yazıhane haline gelir. Manastırın başpiskoposu Büyük Kevork'un 1443'te kaleme aldığı el yazması kitapta Timur Lenk döneminde manastırın terk edildiğinden daha sonra rahiplerin burayı restore ettiğinden bahsedilir. İçerisinde bulunan Surp Kevork Kilisesi ise günümüze kadar ulaşmış bir yapı. Kilisenin restore edilip kent kültürüne kazandırılması gerektiğini belirten mahalle sakinleri eskiden kilisenin kocaman bir bahçesinin olduğunu, etrafının ormanlık alanla kaplı olduğunu, şimdilerde ise sadece duvarlarının kaldığını söylüyorlar. İzinsiz kazılar yapıldığını, defineciler tarafından yağmalandığını da ekliyorlar. Avusturya'nın Salzburg'daki Paris Lodron Üniversitesi'nin Hristiyan Doğu Araştırma Merkezi, Armenolog Yasmin Dumtragut önderliğinde Artsakh'ın manevi ve kültürel mirası adanmış ilk hibe yarışması çerçevesinde genç bilim insanlarına 5 araştırma bursu verdi. Bu program Ermeni kültürel mirasının araştırılmasına katkıda bulunmak için Artsakh'ın Hristiyan tarihi, kültürü, arkeolojisi, sanatı ve ayrıca tarihi ve kültürel anıtları hakkında genç bilim insanlarının araştırmasını teşvik etmeyi amaçlamaktadır. Teşvik edilen 5 araştırmanın tümü Ermenistan Cumhuriyeti'nden farklı araştırma kurumlarını temsil ediyorlar. Araştırma projeleri Salzburg Üniversitesi Armenoloji Bölümü ile yakın işbirliği içinde uzman ve bilimsel tavsiyelerle yürütülecektir. Sonuçlar gelecek yılın sonunda yine Salzburg Üniversitesi'nde bilimsel raporlar ve makaleler şeklinde özetlenecektir. Cine Deba Stoyan Sineması 6-16 Aralık tarihleri arasında gerçekleşecek olan Robert Gedikyan'ın eserlerine adanan 2. orijinal film festivaline sizleri davet etmekten mutluluk duyar. 6 Aralık Dragonyan Şabran Salonu'nda, 7 Aralık Çarşamba Le Vau ve Le Lido Sineması'nda, 8 Aralık Perşembe
Jackie Matvet Sineması. 9 Aralık Cuma, Sinema La Tome. 13 Aralık Salı, La Croisée des Arts. 15 Aralık Perşembe, Le Telegraph. 16 Aralık Cuma, Dragonian DPVA Auditorium. Yerevan'da 10-12 Mart tarihlerinde gerçekleştirilecek konferansa kayıt ve katılım konusunda bilgilendirmeyi amaçlayan Gelecekteki Ermeni Özü başlıklı girişim ilk bilgilendirme toplantısını Ahalkalak'ta gerçekleştirdi. Toplantıda Ahalkalak ve Ninonsmina bölgelerinden gençler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, kültürel figürler ve diğer konuklar hazır bulundu. Gelecekteki Ermeni Özü, dünya çapındaki Ermeniler ve Ermenistan Cumhuriyeti'nin dostları tarafından başlatılan ve amacı anavatan ve sürgündeki Ermenilerin sürdürülebilir kalkınma hedefleri konusunda evrensel bir anlayış oluşturmak olan bir kamu girişimidir. Girişim şimdiden dünyanın 108 ülkesinden 110 binden fazla destekçi topladı. Gelecekteki Ermeni Özü girişimi, saygın uzmanların ve halkın katılımıyla 15 pan Ermeni hedefi formüle etti. Anavatanın ve sürgündeki Ermenilerin geleceğinin inşasında yer almaya hazır her yetişkin Ermeni için konferans, fikirlerini duyurmak, tartışmalara katılmak ve hedeflere ulaşmaya yönelik tavsiye paketleri hazırlamak için mükemmel bir fırsat yaratmaktadır. Birinci, tüm Ermeniler konferansına katılmak için tek yapmanız gereken katılım başvurusunu e-posta adresine göndererek doldurmaktır. Prestijli Fransız Figaro gazetesinin Figaro Tarih Dergisi Aralık sayısını Ermeni halkının tarihine adadı. Derginin kapağında Fransa'daki ünlü Ermeni fotoğrafçı Antoine Agutyan'ın çektiği fotoğrafı yer alıyor. Derginin tüm sayısı Ermenistan, tarihin imtihanına tabi tutulan bir millet. Trajedi ve Umut başlığı altında. Dergide eski çağlardan günümüze Ermeni tarihinin çeşitli sayfalarına ve Azerbaycan'ın Artsakh Dağlı Karabağ'da başlattığı savaşın sonuçlarına atıfta bulunuyor. Dergi farklı dönemlerden farklı fotoğrafçıların çalışmalarını içeriyor, metin bölümünün yazarları ise hem Ermeni hem de yabancı saygın tarihçiler. Figaro Tarih Dergisi'ne ek olarak Figaro Gazetesi Kasım ayında web sitesinde Sağlıklı Kalma Sanatı adlı Ermeni askeri yurtsever sivil toplum kuruluşuna da değindi. Sevgili yurttaşlar ve sevgili soydaşlarımız, Batı Ermenistan'ın kaderiyle ilgilenen adanmışlar. Bugün bu büyük jeopolitik olaylar girdabında her zamankinden daha fazla birleşmeye, birbirimizi desteklemeye, birbirimizle daha yakın iletişim kurmaya ihtiyacımız var. Bugün milletimizin bütünleşmesine ve kendi haklarımız için mücadeleye gerçekten katkı sağlayan, talepkar olan çok az sayıda yapı mevcut. Batı Ermenistan Televizyonu ve Western Armenia TV hepimizin iletişim kurabileceği, birbirimizi tanıyabileceğimiz, tarihi vatanımız ve çevresinde meydana gelen çeşitli olaylardan haberdar olabileceğimiz eşsiz platformlardan biridir. Desteğiniz, bilgi alanını daha da genişletecek ve atalarımızın ihlal edilen haklarının korunması, haklı davanın yeniden elde edilmesi için daha net ve güvenle mücadele edecektir. Adaletin yeniden tesisi için gelin birlikte mücadele edelim. Birlikte daha fazlasını yapabiliriz. Unutmayın, siz yoksanız biz bir eksiğiz. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size söz Rafael Batkanyan, müzik Barse Gananchyan'a ait olan ve Susanna Safaryan tarafından seslendirilen Ermeni halk şarkısı Oror adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.